İyi günler. Paranın yönüyle karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Gelişmeleri aktaracağız ve tabii ki değerlendirme alacağız. Ama önce özetlerle başlıyoruz. Erdoğan kuruluşundan günümüze milletvekilleri ve il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan yüksek enflasyon hakkında yaptığı açıklamada hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur dedi. Resmi gazetede yayımlanan düzenleme ile Merkez Bankası'nın yuvam hesabı kapsamı genişletildi. Daha önce sadece yurt dışında yaşayan vatandaşları kapsayan hesaplardan artık yurt dışında yaşayan yerleşik kişiler de yararlanabilecek. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldı. Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikte 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan döviz ve altın hesapları Türk lirasına çevrilebilecek. Ayrıca sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkanı tanındı. FED Başkanı Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nde yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için gerekli adımları atacağını belirtti. Powell konuşmasında, federal fon oranını 25 baz puanın üzerine çıkararak, daha agresif hareket etmenin uygun olduğuna karar verirsek bunu yapacağız, dedi. Goldman Sachs ekonomistleri, FED Başkanı Powell'ın dün şahin tondaki açıklamaları sonrası faiz artış beklentilerinde değişikliğe gitti. Goldman Sachs Grup ekonomistleri FED Başkanı Jerome Powell'ın şahin söylemlerinin ardından Mayıs ve Haziran ayı toplantılarında FED'den 50'şer baz puan faiz artışı bekliyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa Birliği Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini ancak yeni yaptırımların geleceğini söyledi. Efendim, kur korumalı mevduat sisteminde değişikliğe gidildi. Gerçek kişilerin sisteme dahil olabilmeleri için konulan tarih sınırı kaldırıldı. Böylece kur korumalı mevduat sistemi devam ettiği sürece gerçek kişiler döviz hesaplarını bozdurarak sisteme dahil olabilecek. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesabı Türkiye'deki kurun stabil, öngörülebilir bir hale dönüşmesini sağladı ve riskleri bertaraf edecek önemli bir güce sahip. Gerçek kişilerin bankadaki döviz tevdiat hesaplarının Türk lirasına çevrilerek kur korumalı mevduat sistemine dahil edilebilmesi için daha önce konan 20 Aralık 2021 sınırı kaldırıldı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ değişikliğiyle gerçek kişiler kur korumalı mevduat sistemi devam ettiği sürece döviz tevdiat hesaplarını bozdurarak sisteme dahil olabilecek. Şirketler için konan 31 Aralık 2021 tarihinde ise değişiklik yapılmadı. Söz konusu hesaplara daha önce vade sonunda yenileme imkanı getirilmişti. Tebliğde yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve döviz kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam eder ifadesi yer almıştı. Son yapılan değişiklikle bu ifade maddeden çıkarıldı. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankası'nca belirlenir ifadesi korunurken dönüşüm kuru için hangi kurun dikkate alınacağı net bir şekilde belirtilmedi. Tebliğe ayrıca Merkez Bankası'nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve veya masraf ödenebilir maddesi eklendi. Söz konusu değişiklikler altın hesaplarının dönüşümünde de uygulanacak. Gurbetçilerin kur korumalı mevduat sisteminden yararlanabilmesi için çıkarılan yuvam hesabına ilişkin tebliğ değişikliği de resmi gazetede yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik vatandaş ifadesi yurt dışında yerleşik kişiler olarak değiştirildi. Böylece yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin de yuvam hesabı açabilmesi hükme bağlandı. Ayrıca masraf ve komisyon ödenebilmesine ilişkin madde bu tebliğe de eklendi. Ev fiyatlarında yeni düzenleme yolda. 150 metrekarenin üzerindeki evlerde %18'lik KDV yükünün azaltılmasına yönelik çalışma tamamlandı. Uygulamanın önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanıyor. Gıdadan sonra şimdi de konut sektöründe KDV indirimi yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı konut sektöründe katma değer vergisinin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Yeni düzenleme hem konut alacakları hem de konut üreticilerini yakından ilgilendiriyor. Zira 150 metrekarenin üzerindeki evlerde uygulanan %18'lik KDV'nin düşürülmesine yönelik çalışmanın önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanıyor. KDV indirimini ben çok önemsiyorum.
Bir örnek vermek gerekirse 1 milyonluk bir daire alacaksınız. 180 bin liralık bir KDV yükü var. Ve şu anda o KDV yükünün %1 olması konuşuluyor. Ve şu anda o 170 binlik bir indirime denk geliyor. Yeni modelle tüketici 151 metrekare konut aldığında fahiş fiyat artışıyla karşı karşıya kalmayacak. Evin 150 metrekarelik bölümü %8, 1 metrekarelik bölümü %18'den vergilendirilecek. Öte yandan konutta yabancıya yapılan satışlar da artarak sürüyor. Yabancılara konut satışı 2021 yılında %43 oranında artarak 58.576 olmuştu. Artışın bu senede sürmesi bekleniyor. Bu sene ben 80 bin, 90 bin rakamlarına ulaşırız diye düşünüyorum. Şu anda zaten çok ilgi var. Özellikle Rusya tarafında. Tabii Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı şu an tamamen Rus vatandaşları akın etmiş durumda. Avrupa Birliği Dışişleri ve Savunma Bakanları Rusya'ya ilişkin yaptırımları görüştü. Beklenen petrol yaptırım kararı çıkmadı. Detaylar için şimdi Londra'ya döneceğiz. Apara muhabiri Alparslan Düven bizlerle birlikte olacak. Alparslan, detaylar için seni dinliyoruz. Teşekkür ediyorum Bora. İyi yayınlar diliyorum. Avrupa Birliği Dışişleri ve Savunma Bakanları Rusya'ya ilişkin yaptırımları görüşmek üzere toplandı. Beklentiler petrole ilişkin bir yaptırım gelmesiydi ancak bu gerçekleşmedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini ancak yeni yaptırımların geleceğini ifade etti. Josep Borrell Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantılarının ardından basına bir açıklamada bulundu ve o açıklamada Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içerisinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini ifade etti. Diğer yandan Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması konusunda herhangi bir karar çıkıp çıkmayacağına ilişkin soru üzerine Josep Borrell, enerji konularını gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti. Öte yandan Avrupa Birliği Konseyi, Birliğin güvenlik ve savunma alanındaki rehberi niteliğinde olacak stratejik pusula belgesini bugünkü toplantıda kabul etmişti. Josep Borrell bu konuya ilişkin stratejik pusulanın kabul edilmesi ve bunun kabul edilmesini Ukrayna'daki savaş nedeniyle tam zamanında ve önemli bir dönemeç olarak tanımlayarak Avrupa ordusu kurmayı istemiyoruz. Her üye ülke kendi ordusunu muhafaza edecek ancak daha yakın çalışmak istiyoruz diye ifadede bulundu. Tabii petrol konusunda Almanya'nın da dün özellikle altını çizdiği bir konu vardı. Rusya'ya petrol konusunda yoğun bir bağlılık olduğunu ve bu nedenle petrolden vazgeçemeyeceklerini ifade etmişlerdi. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları daha ne kadar ilerler bilemiyorum. Ancak Avrupa Birliği'nin Rusya'ya bağımlılığı olduğu noktaya gelinmiş durumda. Bu noktadan sonraki ilerleme de bir hayli ilginç olacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Andüven'e aktardığı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Bu müthiş projeyi konuşacağız. Çanakkale Köprüsü diyeceğiz. Bizlerle birlikte Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Araoğlu olacak. Hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizler de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Tarihi projenin açılışı gerçekleşti. Tarihi proje Çanakkale Köprüsü tamamlandı ve hedeflenen süreden 1,5 yıl önce tamamlanmış oldu. Peki ama evet, buradaki hızı neye bağlıyorsunuz? Evet, biz ortaklar arasında çok uyumlu bir çalışma ortamı geliştirdik. Şantiyemizi iyi organize ettik. Planlamamız zaten böyle erken bitirmek üzerineydi.
Yani ihale zamanında yaptığımız planlamada gördük ki biz iyi çalışırsak bu projeyi hakikaten erkenden bitirebileceğiz. Hatta ilk koyduğumuz hedef Aralık 2021'di. Tabii COVID ve buna benzer bazı beklenmeyen şartlar sebebiyle biraz vakit kaybettik, geç kaldık. Ama bazı yatırımlar yaparak, bazı inşaat yöntemlerini tekrardan gözden geçirerek kaybettiğimiz sürelerin bir kısmını da geri kazanabildik. Sonunda göğsümüzü gere gere 18 Mart gibi hem Çanakkale'miz için hem ülkemizin tarihi açısından çok önemli bir günde bu güzel eseri ekonomimize kazandırmış olduk. Çalışmanın belli bir bölümü pandemi döneminde gerçekleşti. Peki bu çalışmayı sekteye uğrattı mı? Süreçteki yönetimi nasıl gerçekleştirdiniz? Tabii pandemi döneminde çok yakalandık yani pandemiye. 2020 Mart'ında Türkiye'ye ulaştıktan sonra bu hastalık. Hakikaten bir defa önce ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Nasıl bir hastalık olduğu bile doğru düzgün bilinmiyor. Ne yapmamız lazım? Nasıl tedbir almamız lazım? Hem işçilerimizi korumamız lazım. Hem de bir yandan da işimizi sürdürmemiz lazım. Durmamamız lazım. Dolayısıyla şöyle bir tedbir yaptık. Biz şantiyemizin özellikle köprü tarafında ve kritik işleri yaptığımız noktalarda mesela tam o sırada bu ayakların kaynaklarını yapıyorduk. Kulelerin kaynaklarını yapıyorduk. Çok büyük bir kaynakçı ekibimiz vardı. Bu kritik işleri yapan ekiplerimizi karantina altına aldık. Önce bir 14 gün kimseyi sokmadık şantiyemize. Arkadaşlarımıza dedik ki isteyen gidebilir, herkes serbest. Fakat çıkarsanız geri gelmek için 14 gün karantinaya girmeniz lazım. Tabii o zamanlar aşı yok, test yok, imkanlar çok sınırlı. Sadece karantina gibi bir silahımız var. O yüzden Çanakkale, Gelibolu çevresindeki birçok oteli kiraladık. Buralarda değişik tarihlerde girenler için, değişik gruplara girenler için değişik karantina bölgeleri hazırladık. Hastalıktan şüphelendiğimiz zaman arkadaşlarımızı koyduğumuz özel başka karantina otelleri oldu. Allah'a şükür ilk kapanma sürecinden sonra tahmin ediyorum bir 9 ay kadar hiçbir vaka şantiyemizde cereyan etmedi. Bu karantina metodumuz çok iyi çalıştı ve hastalığı uzak tuttuk. Tabii aşılar geldikten sonra test metotları, işte hastalık biraz daha öğrenildikten sonra bu tedbirlerimizi kademe kademe gevşettik ama o önemli kritik olan 9 ay boyunca çok güzel kapandık ve hem işçilerimizi koruduk hem de işimizi koruduk. Hızla devam ettik. Tabii bunun bazı maliyetleri oldu ama bu maliyetlere değdi diyebilirim. Çünkü bu karantina sürecini minimum bir gecikmeyle ve minimum bir sıkıntıyla atlatmış olduk. Mühendislik açısını da konuşalım. Türkiye bu yöntemle nasıl bir mühendislik deneyimi kazanmış oldu? Şimdi burada biliyorsunuz köprüyü yapan iki Türk, iki tane de Koreli şirket var. Biz burada işin başında da planlamamız öyleydi. Şu işi sen yap, bu işi ben yap diye bir düzen kurmayacağız. Organizasyonumuzu kurup hangi işi kim daha iyi biliyorsa o arkadaşı ilgili pozisyona getirerek biz böyle karma bir sanki yeni bir şirket yapılanması gibi bir ortaklık oluşturduk. Bu ortaklıkta hepimizin yöneticileri, hatta dışarıdan da katılan yöneticiler, mesela deniz işlerini en iyi bilen millet Hollandalılardır. Deniz işlerimizi yönetmesi için bir iki tane Hollandalı arkadaş ekibimize katıldı. Mesela teknik olarak, statik olarak çok iyi bilen bir Japon mühendisimiz vardı mühendislik grubumuzun başında. Böyle dünyada kim neyi en iyi biliyorsa bizim işimizle ilgili onları getirerek karma bir yapı kurduk ve mühendislik anlamında özellikle Türk mühendislerine de çok fazla rol verdik burada. Türkiye'nin biliyorsunuz asma köprü konusunda çok büyük bir birikimi ve tecrübesi var. Osman Gazi var, Yavuz Sultan Selim köprüsü var.
Daha önce yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprümüz var. Bu köprülerde çalışmış bazı arkadaşlarımızı da kadrolarımıza kattık. Onların da tecrübelerini aldık. Burada aşağı yukarı 40-45 tane Koreli mühendisin yanında yüzlerce Türk mühendisimiz hem kendi mesleklerinde ilerlediler hem yeni şeyler öğrendiler. Bence burası okul gibi bir şantiye oldu. Ve Türk inşaat mühendisliğine, Türk müteahhitlik sektörüne çok önemli referanslar kazandırdık. Bu arkadaşlarımızın edindiği bilgiler sayesinde dünyanın çeşitli yerlerinde Türk şirketlerimiz gidip böyle büyük işlere talepkar olabilecek, yapabiliyor olabilecek diye düşünüyoruz. Eğitim gibi olması da ayrıca bir öneme sahip. Okul gibi bir şantiye oldu adeta. Evet, peki bu süreçte en çok sizi zorlayan şeyler nelerdi efendim? Tabii pandemi sürecinden zorlandık. İkinci zorlandığımız şey bu Çanakkale'nin havası. Hakikaten şiddetli rüzgarları bizim özellikle deniz ve kaldırma operasyonlarımızda bizi zorladı. Ama bunlara da hem akılcı çözümler ürettik hem takip ettik. Mesela gördük ki yaz aylarında gündüzleri çok rüzgarlı oluyor ama geceleri çok sakin oluyor hava. Dolayısıyla biz hep gündüz yapmak istiyorduk büyük kaldırma operasyonlarını. Gerekli tedbirleri alarak bunu gecelere çevirdik ve çok daha güzel sonuçlar aldık. Hem hava bakımından çok sakin hem de trafik bakımından da biraz sakin olduğu için gecelerden çok istifade ettik. Mesela yaz akşamları herkes yatarken bizim arkadaşlarımız orada en büyük kaldırma operasyonlarını yapıyorlardı. Böyle akıllı çözümler bularak bu Çanakkale'nin zorlu havasını da bir yerde yenmiş olduk. Ticaret kısmını, ekonomi tarafını da sizlerle konuşmak isteriz ki alakanız oldukça yüksek. Tabii ki köprü çok önemli bir konumda yer alıyor. Türkiye'nin konumu da oldukça önemli bir yerde. Bu anlamda düşündüğümüz takdirde ekonomik getirileri nasıl olacaktır? Özellikle ihracata da değinmek isterim. Çünkü yeni ekonomi modelinde ihracatın payının büyük olduğunu biliyoruz. Burada ihracat hedeflerinde yukarı yönlü revizeler olur mu? Köprünün katkısı nasıl olacaktır? Evet, söylediğiniz gibi yani hakikaten bu bir ihracat köprüsü ve bir bölgesel kalkınma köprüsü. Köprü her ne kadar ismi Çanakkale olsa da, yapıldığı yer Çanakkale olsa da aslında köprümüzün hizmet edeceği coğrafya bütün Batı Anadolu coğrafyası olarak düşünebiliriz. Köprümüzün yapılmasıyla yani Antalya'dan Balıkesir'e kadar bütün bir coğrafya Avrupa'ya yaklaştı. Avrupa'ya ulaşımı kolaylaştı. Dolayısıyla nakliye maliyetleri ucuzladı, nakliye süreleri kısaldı. İhracatımıza hakikaten çok büyük etkisi olmasını düşünüyoruz. Zaten bütün bölgede yani Çanakkale hatta Balıkesir hatta Edremit bölgesine kadar turizm anlamında bir sürü gelişme var, bir sürü yatırım var. Bunlar da bu köprünün ayrıca bu köprü ile ilgili alınmış yatırım kararları. Dolayısıyla şimdi İstanbul Edremit'e bir saat yaklaştı. Bu az bir süre değil. Yani hakikaten çok kayda değer bir süre. Bambaşka dinamiklerin oluşmaya başladığını görüyoruz, düşünüyoruz. İzmir'den üretilen, yani İzmir bölgesinde çok tarımımız var, çok sanayimiz var. Burada da yapılan üretimlerin Avrupa'ya çok daha ucuz, çok daha hızlı ulaştırılabileceğini öngörmemiz mümkün. Dolayısıyla hakikaten köprümüz çok önemli bir bağlantıyı sağlayacak, çok önemli bir katalizör olacak iş yapma anlamında. Sayın Araoğlu çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum bana yer verdiğiniz için. Sağolunuz efendim. Kolaylıklar. Efendim son olarak tabii ki Çanakkale Köprüsü'nün ticarete, ekonomiye yansıması dedik ki Türkiye-Litvanya iş hacmini konuşacağız şimdi. Bizlerle birlikte DEİK Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Serdar Kurt olacak. Sayın Kurt hoş geldiniz yayına. Merhabalar.
Merhabalar Uğur Bey, hoş bulduk. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağolunuz. İlk etapta iki ülke arasındaki ticaret hacmine değinmek isterim. Ne dersiniz? Hacimde şu sıralarda nasıl bir seyir vardır? 2019 yılı pandemi öncesine gittiğimizde iki ülke arasındaki ticaret hacmimiz 550 milyon dolar seviyesindeydi. Tabii 2020 pandemi döneminde bu ciddi anlamda bir düşüş sergiledi. Fakat bizim de 1 milyar dolar bir ihracat hedefimiz vardı. Ve bu ihracat hedefimizi 2021 yılında 992 milyon dolara ulaşarak yakalamış sayılırız. İnşallah 2022 yılında da 1 milyar doların üzerine ihracat hacmimizi, ticaret hacmimizi çıkartacağız. İhracat kısmında da 364 milyon dolar 2021 yılındaki ihracat hacmimiz. İthalatımız 627 milyon dolar şu anda. Fakat şu anda baktığımızda tabii arada bir 300 yaklaşık bir 300-260 milyon dolar gibi bir fark var. Aslında bu farkın oluşmasındaki en büyük etken biz Litvanya'dan hurda ithal ediyoruz. Bu ithal etmiş olduğumuz hurda, demir, çelik bunları tekrar biz işleyip birçok ülkeye, Avrupa ülkesine, birçok dünya birçok yerinde tekrar bunu ihraç ediyoruz. Bu ithalatımızın %87'sini bu hurda dökme demir ve demir çeliğin döküntü hurda hali oluşturmakta. Turizm tarafını da konuşalım. Turizm tarafında görünümler nasıl? Bu sene için beklentiniz nedir? Turizm tarafında tabii bize pandemi öncesi ve pandemi sonrasına bir kıyas yapıyoruz. Hı hı. 2019 yılında da turist olarak baktığımızda ülkemize gelen turist sayısı 229 bin, 230 bine yaklaşmışken bu tabii 2020'de ciddi anlamda düşmüştü. Fakat 2021 yılında 114 bin turist seviyesine ulaşmış. Yaklaşık 150 milyon dolarlıkta bir turizm geliri elde etmiş bulunmaktayız. Bu dönemde de 2022 yılında tabii ki şu an gördüğünüz coğrafyada biraz sıkıntılarımız var. İşte Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileri nasıl olacak, nasıl yansıyacak bu o bölgede uçuşlarla ilgili. Tabii şu an Litvanya'da bir problem yok ama hemen yanı başında Belarus var. Belarus'ta bununla ilgili tabii hava sahasının kapanmasıyla ilgili sıkıntılar. Bir yönden bunun artısı olacağını da düşünmekteyiz. Belarus'un şu an direkt uçuşlarıyla ilgili sıkıntı yaşamasından dolayı birçok Belarus'tan Türkiye'ye gelen turist Vilnius yani Litvanya üzerinden Vilnius İstanbul uçuşları ile ülkemize geleceğini planlamaktayız. Bu doğrultuda da 2019 verilerini yakalayacağımıza inanıyoruz. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa temas ettiniz turizm üzerinden. Peki ticaret üzerinde bu savaş etkili olacak mıdır? Hali hazırda çünkü hala savaş devam ediyor. Tabii ki bu noktada da ciddi anlamda etkisi olacaktır. Belarus'ta hem bizim birçok Türk firmamız da orada ticaret yapıyor ve birçok mağazaları bulunmakta. Buradaki ticaretin Litvanya'ya kaymasını düşünülmekte. Bu noktada da Türk firmaların Litvanya'da girişimler yapmasında fayda olacağını düşünüyorum. Turizm öne çıkan sektörler arasında dedik ve bu yıla ilişkin turizm beklentinizi ifade ettiniz. Peki turizmi kenarda tutacak olursak başka hangi sektörler iki ülke arasında öne çıkıyor? Sağlık turizmi, ben kendim de bir sağlık turizmi bir şirketim var. Litvanya'da bu konuda ülkemize sağlık turizmi kapsamında hasta getirmekteyiz. Sağlık turizmini 2022 yılında biraz daha ön plana çıkartarak bu turizm hacmini arttırmayı planlıyoruz. Bu bir avantaj olacağını düşünüyorum. Zaten pandemide ülkemizin gelmiş olduğu nokta bütün dünya tarafından görüldü. Bunun faydasını, bunun artılarını inşallah bundan sonraki önümüzdeki dönemde göreceğiz. Onun haricinde tekstil ve gıda ile ilgili Litvanya'da fırsatların olduğuna inanıyorum. Şu anda birçok ülkede
Özellikle gıda sıkıntısının yaşandığı dönemdeyiz. Bu dönemde de Litvanya üzerinden birçok ülkeye bunların ihracatını yapabiliriz. DEİK Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Serdar Kurt bizlerle birlikte oldu. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağolunuz efendim. Teşekkürler. Efendim bugün Dünya Su Günü. Son dönemde çok fazla su harcıyoruz. Tasarruf yapmamız gerekiyor. Peki hem Türkiye hem dünya bu anlamda nerede? Bu konuyu masaya yatıracağız. Bizlerle birlikte Finish Kategori Müdürü Cem Oğuzcan olacak. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz öncelikle kabul ettiğiniz için. Ki Finish'in Türkiye'nin suyunu korumak için başlattığı projeyi biliyoruz. İlk etapta bu projeyi birazcık anlamak isteriz, bilmek isteriz. Yanılmıyorsam 3 yıl kadar önce başlamıştı. Nasıl başladınız? Şu an proje nerede? Şimdi Yarının Suyu projesi aslında 2040 gibi yakın bir gelecek içerisinde Türkiye'nin karşı karşıya olduğu su risklerini anlatmaya çalışan ve aslında önlemlerini de bugünden aldığımız takdirde hanelerden başlayan bir su tasarruf hareketi başlatmayı hedefleyen bir girişim diyebiliriz. Elbette bulaşık ve hane içerisindeki tüketim bunun merkezinde. Çünkü haneler içerisindeki israf en fazla nerede diye baktığımızda mutfak ve bulaşık en önde çıkanlardan bir tanesi. Örnek vermek gerekirse, örneğin elde yıkadığımızda bulaşıkları 103 litre su harcarken, makine dediğimizde makine bunun hepsini 9 litre gibi bir küçük bir tutarla gerçekleştirebiliyor. Ancak şöyle de bir gerçek var ki Türkiye'de 10 haneden 9'unda zaten bulaşık makinesi mevcut. Yeni yaptığımız bir araştırma aslında ortaya koydu ki Türkiye'mizde insanlarımız hanelerin %50'sinden daha fazlası bulaşıkları makineye neredeyse zaten temiz koyuyor. Sudan geçirmek dediğimiz davranış. Bu sudan geçirme dediğimiz davranıştaysa bir yıkamada 50 litre suyun israf olmasına sebep oluyoruz. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Neredeyse 3 damacana gibi bir rakamdan bahsediyoruz aslında. Yarının Suyu hareketinin kalbinde de hanelere bu tasarruf bilincini, su tasarruf bilincini aşılayıp toplamda sudan geçirme hareketini tamamen ortadan kaldırarak bir sene içerisinde kurtarabileceğimiz 136 milyon ton suyu ortaya çıkarmak var. Peki nasıl karar verdiniz? Bu proje nasıl başladı? Şu anda hedefler yakalandı mı? En azından ilk etapta konulan hedefler yakalandı mı? Ve tabii ki yeni hedefler de var mı? Tabii ki. Şimdi 3 senedir başlayan bir yolculuk, 3 senedir devam eden bir yolculuk. İlk başlangıcına şöyle bir dönecek olursak, Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili olan bir ülke. Öncelikle yakın gelecekte ülkemize suyun gerçekten tehlikede olduğunu anlatmamız gerekiyordu. Bu anlamda National Geographic'le beraber ilk defa yarı kurgusal bir belgesel ortaya koyduk. İsmi 25 litre olan. Neden 25 litre diye sorabilirsiniz. 25 litre Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bir insanın hayatının devam ettirebilmesi için gereken minimum su tutarı. Bu yarı kurgusal belgesel içerisinde... Bu günlük mü peki? Bu günlük olan bir 25 litre kullanımından bahsediyoruz. Ve içerisinde her şey dahil. Yani sudan tutalım, ihtiyacımız olan her şeyin dahil olduğu. Bu yarı kurgusalda da aslında 2040'taki bu 25 litre limitinin geldiği bir gelecek varken, diğer tarafta da aslında bugünden alabileceğimiz önlemleri detaylarıyla beraber anlattık. 25 litre belgeseli herhalde şu ana kadar 25 milyondan daha fazla insan tarafından izlendi. Ve Türkiye'nin en fazla izlenen belgeseli de olma yolunda ilerliyor.
Bu Kuyucuk Gölü'ne bir parantez açmak isterim. Kesinlikle. Çünkü fotoğrafları gördüm. Siz bu projeye başlamadan önce tamamen gölden bir eser kalmamıştı, daha doğrusu kurumuştu. Peki proje sonrasında ne hale geldi? Kuyucuk Gölü farkındalıktan sonra artık hani elini taşın altına koymak dediğimiz şey vardır ya, birazcık orada devreye girdi karşımıza. Bilmeyenler için Kars'ta bulunan 233'ten fazla kuşun göç rotası üzerinde bulunan bir Ramsar, Birleşmiş Milletler koruma alanı. Ne yazık ki dediğiniz gibi 2018 yılında tamamen kuraklıkla karşı karşıya kalmıştı. Kuzeydoğa Derneği, Kars Valiliği ve elbette ki Devlet Su İşleri ile beraber bir araya gelerek Finiş'le Yarın Suyu yapısı altında buraya tekrardan bir can suyu verme operasyonu başlattık. Ve 3 yıldır devam eden bu can suyu operasyonu sonucunda Kuyucuk şu anda tekrardan 100'den fazla kuşu ağırlamakta. Gölümüzün üzerinde şu anda su yüzeyimiz tekrardan suyla buluşmuş durumda. Alınan önlemler sonrasında böyle güzel haberlerin gelmesi de herhalde daha fazla motive ediyordur. Elbette, şu ana kadar 3. seneden bahsettik. Toplamda Türkiye'de 22-23 milyon kadar hane var. 6 milyon haneyi bu bahsetmiş olduğum son 3 senedir devam eden iletişim ve çalışmalar sayesinde sudan geçirmemeye ikna edebildik. Ve son bir sene içerisinde dahi 25 milyon ton suyun musluklardan boşa akıp gitmesini aslında engelleyebildik. Çünkü buradaki mesajımız çok kolay. Sudan geçirmeyi bırakın, bulaşık makinesi ve doğru bir deterjan tercihiyle geri kalanını tamamen sürece bırakıp bir yıkamada 50 litre gibi suyun tasarruf edilmesi, bir araya geldiğimiz zaman bu bahsetmiş olduğum 25 milyon ton suyu ortaya çıkarıyor. Ki bir yıkama belki bir günde iki kere, üç kere bu işlem gerçekleşiyor ve devasa büyüklükte bir rakama ulaşıyor. Evet, özellikle pandemi döneminde hatırlayacaksınızdır. Hepimiz evlerde olduğumuz dönemde tabii çok daha fazla bulaşık çıktı. Bir de pandemide şunu öğrendik. Aslında kişisel hijyenimiz için dahi su olmazsa olmaz. Yani ellerimizi çok daha fazla yıkamaya başladık. O noktada tabii ortaya çıkan ne oldu? Su tüketimi ciddi oranda arttı. Bu anlamda insanlarda suyun önemini nasıl anlatabiliriz diye düşündük. Bu tarafta da su endeksi diye bir çalışmayla ortaya çıktık. Türk Sinayi Kalkınma Bankası ortaklığında geçirdiğimiz bu çalışma aslında çok özetiyle şunu gösteriyor. Diyoruz ki biz su en önemli kaynağımız ama takip edebildiğimiz bir değerimiz yok. Her gün euroya, dolara bakarken, altına bakarken çok değer verdiğimiz bu suyun Türkiye'deki varlığını gösteren bir değerimiz yok. Su endeksi yarınsuyu.com'dan takip edilebilecek bir şekilde aslında çok basitinde şunu gösteriyor. Türkiye'deki mevcut su kaynakları, tarımsal tüketim, hane içi tüketim ve endüstriyel tüketimi endekslediği zaman bir değer veriyor bize. Bu değer eğer ki 70'in altındaysa zaten Türkiye için artık su fakirliği kapıda demektir. Eğer ki bu değer 130'un üzerindeyse hiçbir sorunumuz yok. Gayet mutlu bir şekilde suyumuzu kullanmaya devam ederiz demek. Şu an Türkiye için neredeyiz peki? Türkiye'de şu anda su endeksimiz 85-86 seviyelerinde. Çok da uzak değiliz. Çok da uzak değiliz. Yani su bolluğuna, su fakirliğine olduğuna istinaden aslında çok daha uzağız. Yani su fakirliği bizim için çok daha yakın bir noktada. Dolayısıyla ihtiyatımızı hiçbir zaman elden bırakmamamız gerçekten önemli bir gerçek. O zaman şöyle basitçe bir hesap yaptığımızda aşağı yukarı ne yazık ki 20-25 yıl sonra bu şekilde devam edersek su fakiri bir ülke olabiliriz. Çok doğru bir söylemden bahsettiniz. Su fakiri dediğimiz şey de ortalamada 1700 metreküpün altına düşünülen, bir kişi başına düşünülen miktarı temsil ediyor. Tabii şu anda şunu da belki anlatmak anlamlı olur. Etrafımıza baktığımızda bu sene yağış anlamında çok pozitif bir yerdeyiz. Yağmurlarımız, barajlarımızın doluluk oranları, gerek kar seviyelerimiz. Çok pozitif olan bu giden tablo ne yazık ki aslında sadece bu sene için böyle. Bu başında bahsetmiş olduğum 2040'taki durumu tek senelik bir artı durum tam olarak değiştiremiyor. O yüzden de tam bu sebeple de bu akşam Türk televizyonlarında, yani Dünya Su Günü'nde, bu anlamlı olan günde bir ilk uygulama gerçekleşecek. Hava durumunu her gün takip ediyorken 2040'taki su durumumuzu da takip edebilmek adına bütün ana haber kanallarında yepyeni bir Finis Su Endeksinin devamı niteliğinde
bambaşka bir projeyle de halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Saat 19'un sonunda. 19 bandıyla başlayıp artık hava durumunun tam girmeye başladığı noktada 2040'taki bölgesel su haritamızı ilk defa göreceğiz. 2040'taki nüfusun artışıyla beraber, iklim değişiklikleriyle beraber risklerin çok daha artık kırmızılaştığı alanları, Marmara bölgesi gibi, İç Anadolu bölgesi gibi bu alanların nereleri olduğunu çok daha detaylı bir şekilde bu akşam izleyicilerimizle paylaşıyor olacağız. Aynı şekilde sonrasında takiben yarinsuyu.com'da da kolaylıkla izlenebilecek. Siz bilgileri paylaşırken özellikle her sabah kalktığımızda euroya dolara bakıyoruz ama suyun durumuna bakmıyoruz demiştiniz. Benim aklıma da öyle bir güruh var ki her sabah kalktığında hava durumuna da bakıyor ki hemen hemen hepimiz bunu yapıyoruzdur. Aslına bakarsanız bu akşam gerçekleşecek olan o hava durumunun yerine su durumuna ilişkin bilgiler keşke her gün olsa, keşke her zaman takip edebilsek ki her vatandaş da girip acaba ülkenin su durumu ne durumda diye bakabilse. Su endeksimiz genel ülkesel anlamda devam edecek. Hı hı. Su durumunu bu bahsettiğiniz şekilde uygulamaya an itibariyle alıyoruz. Elbette ki devamlılığı da bundan sonraki gündemimizde. Şimdi bugün 22 Mart Dünya Su Günü, hı hı, ki Birleşmiş Milletler'in bir raporu var. Şöyle bir şey, onu da hemen sormak, hı hı, isterim. Diyor ki Türkiye son 20 yılda kişi başına düşen su miktarı 4000 metreküpten 1346 metreküpe geriledi. Siz buna katılıyor musunuz? Ki proje zaten tasarruf anlamında, tasarrufların daha fazla gerçekleşmesi adına yapılan bir proje. Bu projenin yanında biz peki başka neler yapabiliriz ki ülkemiz susuz kalmasın? Hepimizin yapabilecekleri mevcut. Bahsettiğiniz gibi 1700'ün altına düştüğümüz zaman artık zaten su fakirliği yakın. 1000'in altına düşersek o zaman artık su kıtlığı gelmiş demektir. Dolayısıyla bizim olduğumuz yer, demiştiniz daha demin, 1300-1400 seviyeleri arasında. Bundan 2 sene öncesinde 1500'lerdeydi. Dolayısıyla gidişatımıza baktığımızda çok aşikar ki bugünden almamız gereken önlemler var. O yüzden hepimizin bir damla olduğunu unutmamamız lazım. O damlalar birleştiği zaman zaten okyanusa dönüşeceğiz. Alabileceğimiz önlemlere geldiğimizde de aslında çok basit önlemler birleştiği zaman çok büyük bir etkiye sebep olabiliyor. Hane içi tüketimde örneğin sudan geçirmeyi bıraktığımızda 50-50 litre, duşlarımızı 5 dakika kısalttığımızda veya herhangi bir şekilde bulaşık veya diş fırçası fırçalama gibi işlemler yaparken musluğun hiçbir zaman akmadığından emin olduğumuz durumlarda, kirli suyu evde temizlik için kullandığımız başka alanlarda değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak bir hanenin bir yılda 19 ton suyu tasarruf etme fırsatı var. Şimdi izleyiciler aman efendim kirli su kullanılır mı diyebilir. Şimdi kirli suyu mu kullanmayayım yoksa susuz mu kalalım? Yani çok ciddi bir tehlikenin kapısındayız aslına bakarsak. Bahsettiğim bu çok basit değişiklikler. Mesela sudan geçirmeyi bırakmak aslında hepimizin makineye olan güven ve doğru bir deterjan tercihiyle beraber yapabileceği bir şey. Dişlerimizi fırçalarken alabileceğimiz önlemler, duşta alabileceğimiz önlemler, bunlar, hı hı, çok kolaylıkla uygulanabilecek olan şeyler. Ve hepsi biriktiği zaman çok büyük bir okyanus, deniz etkisi yaratabiliyor. Tasarruf önemli, insani, hı hı, faktörünü konuşuyoruz. Bir de bunun tabii ki iklim faktörü de var. İklim değişikliğine yönelik etkileri nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi aslında su ve iklim birbiriyle çok tabii ki paralel. Yani suyun varlığı iklimin değişkenliğiyle beraber şekillenecek olan bir durum. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada ileriye doğru artan şeylere baktığımızda, beklentilere baktığımızda suyun elbette ki varlığını korumak için bugünden adım atmamız lazım. Dolayısıyla iklim kriziyle suyun Türkiye'nin karşılaşma potansiyeli olan, hatta dünyada belki bundan 10 sene sonrasında çok daha fazla konuşacağımız olan bu su varlığı birbiriyle oldukça etkili. Dolayısıyla önlemleri gerek hane içerisinde, gerek burada başlattığımız davranışları hanenin dışına taşıyarak kesinlikle bugünden var etmemiz lazım. Bu yayın öncesinde sohbet ederken bir belgeselden bahsetmiştik. Hatta ben okullarda da belki buna yönelik eğitimler verilse, evet, daha etkili olur demiştim. İsterseniz o belgeselden de bahsedelim. Tabii 25 litre belgeseli bundan 3 sene öncesinde hayatımıza ilk defa girdi. Türkiye için aslında bir ilk. Çünkü ilk defa yarı kurgusal bir belgeselden bahsediyoruz. Bu belgesel içerisinde gerek günümüzdeki aktivistler,
Gerekse gelecekte ilk defa sıfır gün dediğimiz bir uygulamayla karşılaştık. Bu sıfır günü de belgeselin ismine istinaden günde İstanbul'da herkesin sadece 25 litre suya sahip olduğu, bunun devlet tarafından verilmeye başlandığı bir senaryoyu aslında gösteriyor. Yani bu senaryo, bu arada böyle çok ütopik bir senaryodan bahsetmiyoruz. Çünkü 2018'e geldiğimizde Güney Afrika'da, Cape Town'da benzer bir durumla çok karşılaşıldı. Adeta uygulama hayata konmak üzereyken şanslılardı ki yağmur yağdı ve kendileri de çok ciddi önlemler aldılar elbette. Dolayısıyla İstanbul'un veya yüksek nüfusa sahip herhangi bir büyük şehrin sıfır günüyle karşılaşmaması için yapması gerekenleri, suyumuzu bugünden tasarruf etmemiz için nelere dikkat etmemiz gerektiğini bu 25 litre kurgusal belgeselimizde, yarı kurgusal belgeselimizde anlatmaya çalıştık. Bu EBA üzerinden mi yayınlanmıştı? Bu aslında belki de Türkiye'deki birçok farklı kanalda kendine bir yayın hayatı buldu. Bunun haricinde tabii pandemi döneminde insanlara erişmek için özellikle de çocuklar, suyumuz dediğimizde tabii asıl sahipleri çocuklarımız, gelecek nesil. Onlar su konusunda bize istinaden çok daha hassaslar, çok daha duyarlılar. Onları eğitmek adına da bütün pandemi esnasında Milli Eğitim Bakanlığı ile EBA TV içerisinde Taner Ölmez'in de olduğu 4 mini bölümlük su tasarrufu eğitimleri düzenledik. Ve EBA TV içerisinde de bunlar entegre edildi. Milli Eğitim Bakanlığı dediniz. Peki yarının suyu projesine başka katkıda bulunan kurum var mıdır? Şöyle baktığımızda ana partnerlerimiz içerisinde Türk Sinayi Kalkınma Bankası, özellikle farkındalık aşamasında National Geographic, Kuyucuk Gölü Projesi'nde Kars Valiliği, Devlet Su İşleri, bütün iletişim taraflarında gerek Siemens gerek Arçelik gibi. Aslında şeyi çok öğrendik bu süreç esnasında. Ne kadar çok ortakla beraber aynı mesajı vermeye başladığımız zaman gücün de etkinin de o kadar yüksek olduğu belki de en önemli öğretilerimizden bir tanesi diyebilirim. Hep bize çocukluktan itibaren ağaç yaşken eğilir sözü hatırlatılmış ve öğretilmişti ya. Belki de gerçekten okullarda bu denli belgeseller ya da bu denli zil çaldığında aralarda şeyler çocuklara izletilse daha da verimli olabilir. Kesinlikle. İnanın çok farklı bir şekilde bizden bu konuya çok daha aşinalar, bizden çok daha iyi biliyorlar. Ve zaten suyu korumak adına bizden aksiyon isteyen bir nesil geliyor. Suyumuz aslında varken korumak çok daha kolay. Yoktan var etmek su konusunda çok da mümkün değil. Bir de siz şimdi ifade ettiniz ya, sınırda izlediniz. Hı hı. Her gün hemen hemen herkes televizyon izliyor ve kar yağdığında, yağmur yağdığında evet. Ya tamam bizim barajlarımız doldu ya da Türkiye'nin bu yıl su sorunu yok tarzında düşüncelerini belirtiyor. Evet, bu sene için su sorunu yok ancak bu yarın için var, ondan sonraki sene için ne yazık ki mevcut ki siz rakamlarla ifade ediyorsunuz, şu an için ne yazık ki sınırdayız. Doğru. Eğer ki bu önlemleri bugünden itibaren almazsak gelecek için, gelecekte almaya çalıştığımız zaman geç olacak. Bir sene, evet bu sene yağmur konusunda, yağış konusunda oldukça pozitif bir yerdeyiz. Ancak bu 2040'daki, 2050'deki, belki 2030'daki ülkenin içinde bulunduğu gerek coğrafya, gerek iklim nedeniyle olan su riskini ne yazık ki değiştirmiyor. Dolayısıyla ihtiyatımızı bırakmamamız lazım. Hane içerisinde sudan geçirme önlemlerimizi gün be gün artırarak devam ettirmemiz lazım. Ve elbette ki bu alışkanlıklarımızı sadece hane içerisinde değil, hanenin dışında, endüstride, tarımda da aynı şekilde devam ettiriyor olmamız çok önemli. İklim değişikliğinden kaynaklı aslına bakarsak dünyada da bu bir problem. Evet. Peki dünyada bahsettiğimiz yarının suyu projesine benzer projeler var mıdır? Dünyada muadili neler yapılıyor? Aslında bu bahsetmiş olduğumuz Yarının Suyu projesi Türkiye menşeili, tamamen Türkiye'den çıkmış olan bir hareket diyelim. Finish önderliğinde. Ancak Rekit'in ana firmamızın operasyon gösterdiği, Finish'in içerisinde bulunduğu tüm pazarlarda, tüm coğrafyalarda an itibariyle son 3 senedir aynı şekilde iletişim devam ediyor. Dolayısıyla Finish'in önderlik etmiş olduğu bu Yarının Suyu hareketi
bütün aklınıza gelebilecek olan gerek Amerika, gerek Fransa, gerek İspanya, gerek İtalya veya herhangi başka bir finish'in bulunduğu ülke içerisinde de suyu tasarruf etmek üzerine, sudan geçirmeyi bıraktırmak üzerine ve her yıkamada o bahsetmiş olduğum 50 litre suyu tasarruf ettirmek üzerine kurulu. Çünkü şunun için soruyorum, evet biz kendi coğrafyamız için belki bunu başarabiliriz ancak bununla topyekün mücadele etmek gerekiyor. Çok doğru bir nokta. İş sadece bizim coğrafyamızla alakalı değil. 2040'a geldiğimizde bu akşam gösterilecek olan su durumu Türkiye resmini çizse de aslında kaynaklar benzer bir durumun tüm dünya için kırmızılaşmanın şu anda ortalamadaki su varlığımızı sarı olarak düşünürsek 2040'lara geldiğimizdeki kırmızılaşmanın tüm dünyada benzer bir şekilde artacağını çok net bir şekilde gösteriyor. Son olarak bu projeyle birlikte ne kadar tasarruf sağlanmış oldu? Buna ilişkin bir rakam var mıdır? Şu ana kadar 6 milyon hane sudan geçirmeyi bıraktı. Bu sudan geçirmeyi bırakan haneler toplamda 25 milyon ton suyu tasarruf etti. Ve belki de bizim için en mutlu verici olan durum 2018'de tamamen kurumuş olan Kuyucuk Gölü 2021-2022'ye geldiğimizde can suyuyla kavuştu ve şu anda 100'den fazla kuşun tekrardan kuyucuya dönmüş olduğunu gururla ve mutlulukla seyrediyoruz. Biz de sizi tebrik ediyoruz. İnşallah daha güzel haberleri önümüzdeki dönemde sizden bu anlamda alırız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Efendim Dünya Su Günü'nde suyu konuştuk. Ne yazık ki dünya susuz kalabilir. Bunun tehlikesi altında kendi coğrafyamızı da korumamız gerekiyor. Ki bu anlamda da önlemleri konuşmaya çalıştık. Paranın yönüne burada nokta koyuyoruz. Saat başında Serdar Küter ekonomide öne çıkan başlıkları aktarmaya devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.